Uğurlu Tekstil'deyiz. Öncelikle biliyorsunuz Uğurlu Tekstil uzun zamandan beri Selendil'in gündeminde olan bir yer. Burası eski tütün depolarının bulunmuş olduğu alan. Burada bulunan Hasan Bey, Yakup Bey ve Abdullah Bey çok büyük mücadelelerle bu fabrikayı faaliyete geçirdiler. Öncelikle hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Sözü Yakup Bey'e bırakmak istiyorum. Fabrikamızı kısaca hem gezelim hem tanıyalım. Söylemek istediğiniz öncelikle bir şey varsa seyircilerimize ifade edebiliriz. Daha sonra fabrikanın tanıtımına geçelim. Şimdi şöyle başlayalım biz. Öncelikle Allah'a şükürler olsun bize böyle bir imkanı nasip etti. Bizi vesile kıldı böyle bir istihdama. Ondan sonra bir söz var. Hani sevdiğini elde edemiyorsan elde ettiğini sevmeye çalış diye. Biz tabii ki hani sevdiğimizi elde edelim diye uğraştık, çaba sarf ettik ama bunu vermemekte ısrar edilince biz de dedik ki yani bu elde ettiğimizi nasıl sevmeye çalışalım, burayı güzelleştirelim dedik. Biz Hasan abiyle işte Abdullah Bey'le gayretlerimizi sonuna kadar, sınırlarına kadar zorladık. Burayı sevilebilir bir Yani. hale geldik, getirdik, yaşanabilir bir hale getirdik. Biz sandviç panel olması hasebiyle ana bina burayı seçtik. Sebebi de Manisa'nın yazın sıcağı çok oluyor. Çalışanlar da bayan ağırlıklı olduğu için, bir de kırsal kesimde kapalı bayan çok olduğu için aşırı sıcakta terleme oranı çok olacağı için onların da sağlığını düşünerek dedik ki sandviç panel olan yer yazın daha serin oluyor. Bu binayı önce aktif hale getirdik. Zemin betonlarından tutun da işte yangın çıkışlarına kadar, alarm sistemlerine kadar burayı yaşanabilir, çalışabilir hale getirdik. Bu ana binamız 4700 metrekare. Burada tamamen üretimin en omurgası dediğimiz sistemi burada yapıyoruz. Orta bina 2400 metrekare tahmin ediyorum o civarda. Orta binaya da yalıtım yapılıp oraya da CNC makineleri gelecek. Orada da otomatik kesim, CNC makinalarımız kesim aşamasını yapacak. Bir sonraki binamızda 1600 metrekare civarında. O da sandviç panel. Orada da baskı, empirme baskı, su bazlı empirme baskı yapılacak. Ürün CNC'de kesilecek, orada basılacak, empirmesi yapılacak. Burada da dikim yapılıp kolye konacak. Kumaş girecek selemliğe. Koli de mamul ürün olarak çıkacak. Teşekkür ederim aydınlattığınız için. Biz Evet. fabrikayı yavaş yavaş birlikte gezelim o Tamam. zaman.